Dostlar, yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Göğüs antrenmanı yapıyoruz. Nasıl bir göğüs antrenmanı olacak? Yine büyümek için bir göğüs antrenmanı. Hypertrofi, yani kas hasarına odaklanmış bir göğüs antrenmanı olacak. Başlıyorum, let's go. Arkadaşlar, göğüs antrenmanına başlamadan önce omuzlarımızı iyice ısındırdık. Çok fazla bir ağırlık takmadan, hafif ağırlıklarla incline barbell press yapacağım. Fazla ağırlık takmadan fazla tekrar yapacağım. Yani gördüğünüz gibi çok bir ağırlık takmadım. Kendime göre hafif bir ağırlık bunlar. 7,5-7,5 takılı. 30 tekrar yapacağım. Gösterimi çok fazla ısındırmıyorum bakın. 30 tekrar yapacağım, sonra antrenmana başlayacağım. Göğüs antrenmanı yapıyorum ama omuzlarımı güzel bir şekilde ısındırdım. Göğüslerimi sadece bu harekette ısındırıyorum. Hafif ağırlık taktım, 30 tekrar yapıyorum. Şimdi ağır yapacağım. Yani kaslarımı direkt strese sokacağım. Çok fazla ısınmadan strese sokacağım. Dediğim gibi omuzunuz ama iyi ısındı. Arkadaşlar, bu hareketi 6 set yapacağım. Size bir tekrar sayısı söyleyemiyorum. Sadece set sayısı söyleyebiliyorum. Tekrar sayısını size şu şekilde söyleyebilirim. 6 tekrarı geçmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi bana göre gayet normal bir ağırlık. Yani aşırı ağır diyemem ama ağır bir ağırlık. 6 tekrarı geçeceğim. 6 set yapıyorum. Bütün setleri sizin için çekemeyeceğim. Ama birinci ve sonuncu seti çekeceğim. 6 set yapıyorum. Kesinlikle bir tekrar sayısı söyleyemiyorum. Set sayısını söyledim. Tekrar sayısında 6'yı geçmek zorundasınız. Yani ağır yapıyoruz. Bench press'e hemen ardından dart tuş itiş yapacağım plaka ile. Burada bu harekette çok az tekrar yaptık ama dart tuşta biraz daha fazla tekrar yapıyoruz. İzleyin, anlayacaksınız zaten. Tamam, dolapta dur o zaman. Gelsin yanına bakalım. 20'lik bir plakam var yanımda. Hatta şu plakayı nasıl tuttuğumu da size bir öğretmek istiyorum, göstermek istiyorum. Dostlarım, bu plakayı bakın. Ortadaki iki parmağımı şu boşluktan geçiriyorum. Şu elimin bu kısmını buradaki boşluğa koyuyorum, plakanın boşluğuna koyuyorum ve kaldırırken buraları birbirine doğru iterek kaldırıyorum. Anladınız mı? Yani birbirine doğru bastırmayın elinizi, yukarı doğru iterek kaldırın. Bunu birbirine doğru bastırırsanız eğer göğsünüz yeterince stresi sokmamış olursunuz. İzlerken böyle mal mal izlemek yerine birazcık anlamaya çalışın. Okay. Let's go. En az 6 tekrar yapıyorum. Tekrar yaptım. Size her zaman ne diyorum? Düşündüğünüzden çok daha güçlüsünüz diyorum. 6 tekrar dedim, 15 tekrar yaptım. Ağırlığı bayağı bir arttıracağım. Ortadaki parmaklarımı geçirdim. Hemen aldım pozisyonumu hiç beklemeden. Tekrar yeterli olacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir 20 tekrar yaptım ama ağırlıkları arttıracağım. Yani 6 tekrar yapmak istiyorum.
Diğer kalan şu an yapacağım 4 sessiz de çekmeyeceğim. Ondan sonraki 6 setimiz de çekeceğim. Burada en az 20 tekrar yapın ikinci harekette. Ama ilk hareket ağır olmak zorunda. Ben şimdi bayağı bir arttırıyorum. Son sette görüşürüz. Dostlarım son setim. Barbell press'te az tekrar plaka ile yaptığım press'te çok fazla tekrar. Bu hareketin olayı bu. 6. setime geliyor. Kaç kilo olduğunu bilmiyorum çünkü yavaş yavaş ekledim. Kendimi tartı ekledim. 7.5 var, 20 var, 5 var, 10 var, bir 7.5 daha var. Aynı şekilde diğer tarafta olimpik bar var, bir de 20 kilo. Güzel bir kilo. Bakalım. Devam. Durmak yok. Bir tık ağır geldi. Biraz önce tam 6 tekrar yaptım ama bu sefer biraz ağır geldi. Hemen onları çıkardım. Sağ. Güzel. Şimdi asıl olay bu. İlk hareketim bu şekilde bir süper set. Bir sonraki hareketim fly olacak. Yani fly şeklinde bir hareket olacak. Ondan sonraki hareketim tekrar bir press olacak. Press'le bir süper set yapacağım. Ondan sonra çok basic bir hareket. Göğüs antrenmanım bitecek. Bir sonraki hareket. Göğüse çok sağlam bir hasar verdik. Hemen ardından verdiğimiz hasara kan pompalıyoruz. Bu hareketin amacı o, fly yapacağız yani ama farklı bir fly. Daha fazla, daha önceden gördüğünüzü zannetmiyorum. Set aralarında ben 1,5 dakika dinleniyorum. 1,5 dakikayı biraz geçti. Bu hareketi 4 set yapıyorum. Hiç dinlenmek yok. Okey? Ve 20 tekrar yapıyorum. Çünkü diğerinde ağır yaptım. Burada biraz daha hafif ve tekrar sayısı fazla. Dinlenmek yok. Son setim. Tekrardan burası ve orası. Ediyor. Burası 20 tekrar.
çok yoruldum. İki hareketim kalır kaldı, son bir tane düzgün hareketim. Bu hareketi toplam 5 set yapıyorum. En ağırlarla, yapabildiğim maksimumlarla maksimum tekrar yapıyorum. Onun yarısından biraz daha az bir ağırlık aldım. En az bir 10 tekrar çıkartacağım. Hemen ardından çok hafif bir dumbbell'la farklı bir hareket yapacağım. Giant set, yani dev set yapacağım. Bir tık dinleneyim ben. Bir tık dinleneyim. Let's go. Bunlarla zorlamalıyım. Diğerleriyle zaten yaparım. Son 3. 1. 2. Son. Best set yapıyorum. Son setimi de çekeceğim size. Birazcık yapayım. Ağırlık düşürmek yok ama. Ağırlık düşürmek yok. Dostlar, son setim. Gücüm kalmadı ki. Beşinci set. Normalde dumbbellları birbirine değdirmek yasak. Bu şekilde yapmamanız gerekiyor. Bu şekilde yapmak hiç gerekmiyor. Yapmamak lazım. Stop. Hadi. Thank you.
son 4. Son 4. Son 2. Son. Belki videoyu izlerken size kolay geliyor ama konuşamıyorum o derece. Tekrar sayılarını size bıraktım. Set sayılarını sakın atlamayın. Bu antrenmanı yaparken beni anlayacaksınız. Arkadaşlar, antrenman bitti. Normalde antrenmanımız bu. En son sürprizleri seviyorum ben, biliyorsunuz. Maksimum şınav yapacağız. İki set şınav yapacağız. Ben bir tanesini size çekeceğim ama harbiden maksimum yapın. Kendinizi zorlayın. Zaten çok fazla tekrarlar yaptık. Çok fazla setler yaptık. Şınav. 2 çarpı maksimum ve antrenman bitiyor. Başlıyorum. Kalkmıyor ki. Tekrar falan sayacak halim yok. Maksimumu yaptım işte. Bir tane daha bundan yapıp göğüs antrenmanımı bitiriyorum. Kısa, sert, sağlam bir antrenman oldu. Çok da kısa olmadı. Ben bir saattir antrenman yapıyorum ama set aralarını çok fazla tutmadım ve güzel bir antrenman yaptığım için zaman çabuk geçti benim için. Hızlı bir antrenman gibi oldu. Şimdi sağlam beslenme, uyuma zamanı, çok fazla takılmama zamanı. Güzel besleniyoruz, uyuyoruz, yiyoruz.